düşünebiliriz. Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde belediyeyle ilgili çeşitli iş ve hizmetlerde belde sakinlerinin görüşlerinin alınması, bununla ilgili kamuoyu araştırması yapılması yetkisi belediyelerde var. Bunu Beyoğlu veya İstanbul genelinde yapılması mümkündür. Burada tabii ki halkın elbette ki tercihleri geçerli olacaktır. 2011 genel seçimlerine girerken Sayın Başbakanımız İstanbul'da yeni dönemle ilgili büyük projelerini, özellikle İstanbul ağırlıklı olmak üzere büyük projelerini açıklamıştı ve biz bu taahhütle de vatandaşın karşısına çıktık. Bu 2011 seçimleri bu anlamda önemli bir referandum sayılır. Şimdi buna rağmen Sayın Başbakanımız bu Taksim Parkı'ndaki bu yeni projeyle ilgili de böyle bir tercihini ortaya koydu. Bir kere şunu söylemek lazım. Olayın başından itibaren kamuoyunda yanlış algı yaratılma, bir bilgi kirliliği üzerine bir takım yeni tezler geliştirilmeye çalışılıyor. Bir kere olayın 27 Mayıs tarihinden itibaren seyrinde orada yapılan Taksim Gezi Parkı yayalaştırma projesinin uygulamasına ilişkin işlemlerdi. Zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen yayalaştırma projesinin kaldırım genişletme çalışması orada Topçu Kışlası'nın yapıldığı gibi bir algı yaratılarak protesto eylemine, önce Gezi Parkı bazlı bir protesto eylemine, sonra da toplumun geniş kesimlerine yayılan ve bugün de artık bana göre Gezi Parkı'nın çok üzerinde başka talepleri kapsayan protestolara veya kanunsuz eylemlere dönüştü. Bunu bir kere görmemiz lazım. Şimdi orada Topçu Kışlası ile ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığını veya yapılmıyor olduğunu vatandaşlarımız bildiler. Esasen bununla ilgili idari yargının da bir yürütmeye durdurma kararı var. O hukuki prosedürde orada yürüyecek. Buna rağmen Sayın Başbakanımız orada ağaçların kesilmesiyle ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratıldığını ifade ettiler. Zaten Topçu Kışlası projesi de yapılsa o ağaçların büyük bölümü o projenin içerisinde kalıyor. Oradan alınacak 70-80 tane kadar ağaçta o projenin yine etrafındaki yerlerde değerlendirilmiş olacak. Bunun bu şekilde de bilinmesi lazım. Ancak bu süreç içerisinde başlangıçta Gezi Parkı'nda çadır kurarak orada bulunan kesimler Gezi Parkı'nın boşaltılmasını müteakip bu protesto eylemlerini yaygınlaştırdılar. Türkiye'nin birçok ilinde benzer protestolar yapıldı. Ancak arkadaşlar Taksim'deki o özellikle Taksim Meydanı'nın Gezi Parkı'nın şu anda Gezi Parkı kamuya açık, herkesin yararlanması gereken bir alan olmasına rağmen orada ayın birinden itibaren yeniden bir belli arkadaşlarımızın sadece onların çadırlarını kurarak ve 24 saatlerini orada geçirerek başkalarının oradan yararlanmasını engelleyen bir pozisyonu var. Bunun hiçbir şekilde sürdürülebilirliği yok. Bunu kendileri de biliyorlar. Ayrıca Taksim alanındaki işgalin Atatürk Kültür Merkezi'nde, Atatürk Anıtı'nda o çevrede kurulan, Taksim'e açılan 12 arterin bariyerlerle kapatılmasının o bölgeye getirdiği sıkıntılar da gördük. Değerli arkadaşlarım, Taksim alanı sadece o alan itibariyle yaklaşık 30 bin 5 yıldızlı otel yatağına sahip bir yer. Ama bu olaylardan sonra maalesef burada %70 ve 80 oranında bir gerileme oldu. Bunu sürdüremeyeceğini hep herkes biliyordu. Evet, yapılan ikazlara rağmen arkadaşlarımız bu konudaki direnişlerini sürdürdüler. Ve meydanda biliyorsunuz evvelsi gün bir temizleme yapıldı. Şu anda gerekli güvenlik önlemleri sağlandı. Ancak biz şunu özellikle de ifade ediyoruz. Hak arayışı, meşru sunular içerisindeki talepler, kanuna uygun toplantılar, gösteriler, oturma eylemleri, basın açıklamaları hangisi olursa olsun kanuni sınırlar içinde kaldığı sürece, meşru sınırlar içinde kaldığı sürece polisin herhangi bir müdahalesi yok. Ancak Gezi Parkı'ndaki olayın bu şekilde devam etmeyeceğini, bunun artık bir şekilde sonlandırılması gerektiğini de ifade ettik. Ben evvelsi günkü özellikle bu Taksim alanındaki polisimizin o alanı temizleme sırasında marjinal grupların, illegal örgütlerin neler yaptığını bütün kamuoyu gördü. Benim burada söylememe gerek yok. Orada polise taşlarla, molotof kokteylleriyle, havai fişekleriyle, sis bombalarıyla, çelik bilyelerle yapılan saldırıyı herkes gördü. Ve şunu da açıkça biliyoruz ki orada yapılmakta olan gösterilerde
Gezi Parkı'ndaki o arkadaşlarımız bunun dayanağı yapılarak onlar üzerinden bir ideolojik direnişe döndürülmeye çalışılıyor. Oradaki gençlerimizin, oradaki çocuklarımızın isteklerini kendi ideolojik istekleriyle birleştirerek ve onları da adeta siper yaparak polisle çeşitli çatışmalara girmek isteyenler var. Gezi Parkı'nı bir çatışma alanı haline getirmek istiyorlar. Oradaki provokasyonlarla polisi sanki orada bir eylem yapmış, oradaki insanlara zarar vermiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu çok dikkatle ayırıyoruz. Kendilerine de bunu söyledik. Oradaki çadırların içerisinde bulunan birçok yerde değişik provokasyonların hazırlandığını gördük. Değerli arkadaşlarım, ebesi gün burada kamuoyunu açıklıyorum. Benzin bidonlarıyla oradaki çadırların yakılması orada birkaç gencin veya Allah korusun daha fazla sayıda gencin ölümüne sebebiyet verilerek bir büyük kargaşa ortamının yaratılmasına dahi çalışıldı. Bunları biz biliyoruz. Bunu vatandaşlarımızın da görmesini istiyoruz. Ancak polisle herhangi bir çalışma ortamına girmeden sağduyulu hareket ederek taleplerini kamuoyuna yansıttıklarını da biliyoruz. Sayın Başbakanımız da dinledi bunları ve velilere de İstanbul Valimiz gerekli açıklamalarda bulundu. Artık bu işin bir şekilde kamuoyunda başka gerginliklere sebep olmadan son verilmesi lazım. Bu olaylarda hangi zararların meydana getirildiğini, kaç kişinin yaralandığını, kaç kişinin öldüğünü biliyorsunuz. Bunlar bir demokraside kabul edilebilecek, hukuki zeminde kabul edilebilecek hareketler değildir. Ülkenin böyle gerginliklerle marka değeri düşürülüyor, Türkiye ekonomisi zayıflatmaya çalışılıyor ve bu amaçların gerisindeki arayışları da biz biliyoruz. Vatandaşımızın da bunları görmesini bekliyoruz. İnşallah akıl hakim olacaktır ve burada gençlerimize bir zarar gelmeden oradaki hayat herkesin faydalanabileceği bir ortama kavuşacaktır. Orantısız güçle ilgili soruşturma. Bir dakika. Evet, evet, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Orantısız güçle ilgili çeşitli iddialar var. Bir dakika, evet, bir dakika. Orantısız güçle ilgili olarak şu anda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer yerlerde polisin orantısız güç kullanımına ilişkin incelemeleri mülki müfettişlerimiz, polis müfettişlerimiz beraber yapıyor. Kanuni gereği yapılır. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Zaten başlangıcında da şu anda incelemeler başladı. Ancak sadece polisin orantısız güç kullandığını gösterip vandalizm görüntülerini yakıp yıkmayı bunun gerisinde tutmanın hiçbir manası yok. Bunu görenler öbür tarafta polise yapılan şiddeti, kamu düzeninin genel hayatın etkilenmesi, yakılan, yıkılan yerleri de görsünler. Ben sadece tek açıdan bakmasınlar diye vatandaşlarımdan özellikle istirham ediyorum. Evet. Arkadaşlar elbette tabii üzüntü verici bir durumdur. Elbette. Görüntüleri, MOBESE kayıtları verilecek mi? Savcılığa verildi mi? Elbette verildi. Elbette verildi. Ben elbette bu olaylardan büyük üzüntü duyuyorum. Ataşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden, Hatay'da hayatını kaybeden, yine Ankara'da hayatını kaybeden, ayrıca şehit olan komiserimizle ilgili hepsinin acısı bizim yüreğimizdedir. Bunlar hepsi bizim insanımızdır. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin acılarını paylaşıyorum. Çok sayıda polis, 600'ün üzerinde polis ve 1000'in üzerindeki vatandaşımız da yaralanmıştır. Şu anda hastanelerde 40 civarında insan da yatmaktadır. Elbette ki bunların acısı hepimizin yüreğindedir. Bunların bir an önce sona erdirilmesi lazım. Evet arkadaşlar. Efendim, çok teşekkür ederim. Son olarak bir gazetede vardı bugün. Antalya'da bir çocuk oyuncak pasaportla sınırdan geçtiği iddiası. Bilmiyorum. Araştırayım. Araştırayım ama bakın nasıl bir dezenformasyon yapıldığını da gördünüz. Evvelsi gün bana bir soru soruldu bu Taksim'deki olaylarla ilgili. Bir polis elinde silah, molotof kokteyli atıyor denildi. Ben de bunun yalan olduğunu söyledim. Bir saat sonra da arkadaşlar bunun nasıl bir provokasyonla, nasıl kamuoyunun yanıltılarak düzenlediğini gördünüz değil mi arkadaşlar? Bunları da lütfen görsünler. Yani provokasyon dediğimiz şey böyle bir şey. Bu çocuklarımızı biz tanıyoruz. Bu çocuklarımızı biliyoruz. Bunların samimiyetlerine de inanıyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Elbette ki 90'lı yaşlarda, 90'lı yıllarda yetişen çocukların talepleri, istekleri, geleceğe ilişkin umutları farklı olabilir. Jenerasyon farklarıyla artık dünyanın değiştiğini, geliştiğini görüyoruz. Ama şunu söylediler arkadaşlar. Ben o toplantıdan sadece bir arkadaşlarımızın genel kanaatleri olarak söyleyeyim. Dediler ki, bütün bizim kullandığımız bu özgürlükler son 10 yılda AK Parti hükümetlerinin sağladığı özgürlük ortamında kullanılan kullanılan haklardır, özgürlüklerdir. AK Parti hükümetleri son 10 yılda demokrasi adına çok şey gerçekleştirdiler. Bakın buraya gelen çocuklar, biz toplanamıyoruz.
Sendika kuramıyoruz, dernek kuramıyoruz. Üniversite ilgili talepler, başka taleplerle gelmediler. Ancak bu taleplere de elbette ki kulak verilecek. Ancak tekrar ediyorum. Gezi Parkı'nda bu şekliyle bütün provokatörlerle bir arada bu çocuklarımızın beraber olmasının sürdürülebilirliği yok. Taksim'deki kamu düzeninin, oradaki ticari etkinliğin, oradaki trafik düzeninin mutlaka sağlanması lazım. Ben özellikle velilerin bu konuda anlayış göstermesini istiyorum. Çocuklarımız çekilsinler. Eğer orada marjinal gruplar yine polisle çatışmayı sürdüreceklerse elbette devletin polisi her gün bu düzeni sağlamak için hazırdır. Özellikle kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İstanbul Teşkilat, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, güvenlik güçlerimiz, İstanbul Valiliğimiz bu konuda her türlü özeni gösteriyor. Ben de kendilerinden İçişleri Bakanı olarak bu konuda sağduyulu davranmalarını özellikle rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. 24 saat sonra...